ne çıkarsa bahtımıza damla çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü unumaz. Ama yapmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Haydi bakalım. Ben 2 ile çarparak yapıyorum. O yüzden bir paket margarin kullanıyorum. Ondan sonrasında tabii ki ziyan etmeyelim. 2 yumurta, normalde 1 yumurta. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra 1 su bardağı pudra şekeri. 2 su bardağı koyacağız. Bu kurabiye gerçekten çok güzel oluyor. Damla çikolatalı. İsterseniz damla çikolatayı içine koyun, isterseniz de dışına bulayın. Ben içine koyuyorum. Neredeyim diye sorarsanız, Seher ablanın evinde, kuzenim. Aranızda hatırlayanlar vardır mutlaka. Ben bir paket pudra şekerinin hepsini koydum. Yaklaşık olarak 250 gram. Pudra şekeri ağzıma doğru geldi. Sonrasında... Bu arada başka ne yapıyorum diye sorarsanız... Mercimek köftesini hallettim. Onu da belki beraber yiyoruz, gösteririm. Ama bu kurabiye mutlaka denemenizi çok isterim. Çünkü çok lezzetli oluyor. Ben yaptığımda böyle büyük büyük yapmıştım. Keşke küçük yapsaydım. Çok güzel oldu. Şimdi bunu bir karıştıralım. Başka bir şey girmiyor. Bunu iyice karıştıralım. Sonra ununu ekleyelim. Sıvı yağ falan da girmiyor. Un yerine nişasta nasıl olur acaba? Tabii bunların hepsi oda sıcaklığında bekliyordu bu arada, onu da söyleyeyim. Nedense kış gelince dünkü videoma da söylemiştim. Ben bu şekilde şeyler yapmaya bayılıyorum. Ve bana hep diyorsunuz ki yorulmuyor musunuz? Nazar ediyorsunuz. Belim biraz da ağrıdı. Yaptıklarımdan dolayı değil. Kas kaybından dolayı. Bana en çok sorulan sorulardan birisi de Gizem, bu yaptıklarını yiyor musun? Evet yiyorum. Hiçbir şekilde tüketmiyor değilim. Ama yemediğim ne diye söylemek istersem, işte yaptığım böreklerden falan yemiyorum. Kurabiye tarzında, tatlı tarzında olanları yiyorum. Mesela bana çok ağır gelen şeylerden birisi baklava tarzında şerbetli tatlılar. Onları tüketemiyorum ama kurabiyeyi bir tane yiyorum, iki tane yiyorum, üç tane yiyorum ama hepsini oturup bir anda değil. Mesela bir tanesini alıyorum, aradan bir yarım saat, bir saat geçiyor, bir tanesini daha yiyebiliyorum. Öyle. Yoksa oturup da eskisi gibi işte kurabiyeyi atayım ağzıma, yanında Nescafe çay yok yani. İnsanların çoğu şey sanıyor. Tüp mide olduktan sonra artık hiçbir şey yemeyeceksin. Öyle değil. Yiyebiliyorsun. Sonuç olarak hepimiz insanız. Hepimizin hayatında böyle şeyler var. Bana hep diyorsunuz ki Gizem, o kadar yapıyorlar evin içinde. Canın çekmiyor mu? Hayır. Çekmiyor. Çekse zaten yiyebilirim. Yasak değil. Anlamadıkları nokta bu. Yasak diye bir şey yok. Her şeyden yiyebilirsin. Ama azar azar. Zaten az yiyorsun, fazlasını yiyemiyorsun, fazla yiyince kusuyorsun. Kız un yetmez dedi, maşallah bayağı çıktı. 5 su bardağı un koyacaktım. Ayağımı tutmuyor. Olmayacak gibi. Şimdi yayında olsaydı bir sürü laf söylerlerdi. Ama en son yaptığında da şey derlerdi, hamurun tarifini verir misin? Çünkü bir şekilde oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığın her işin sonu güzel bir şekilde bitiyor. Çok şükür Rabbime. Allah bereket veriyor. Ama bu hamur pek düzgün değil. Bunu tezgaha vurmam lazım.
Dökmeden tezgahta yoğuracağız. En sevdiğim tezgahta iş yaptık. Sanki önceki tarifinde sıvı yağ da vardı. Bilemedim. Sizler seviyor musunuz bu tür işlerle uğraşmayı? Misafir ağırlamayı seviyorum. Ben böyle misafir gelsin gitsin, biz gidelim çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Çocukluğumdan beri böyle ama çok severim. Mesela benim amcamın kızı vardı Şule abla, kulakları çınlasın. O da böyle birine misafir gelecek olduğu zaman hemen gider yapardı. Çok yardım ederdi sağa sola. Ben de onun gibiyim. O gitti, ben kaldım. O evlendi. Burada bir yerde yaşıyor ama Manavgat'ta. Hani aramızda bayağı kilometreler var. Mesela geldiğinde de yine hemen yapar eder. Ben de aynı onun gibiyim. Yedirip içirmeyi çok severim. Bakayım. Hamur. Az daha bak nasıl sıçıyor, maşallah maşallah. Bereketli lezzet olsun inşallah. Ve bunu da koyacağız mecbur. Bir an kendimi de sallamam. Herkes diyor ya, bir gün kendi evinde de yayın açar mısın, çoluğunla çocuğunla video çeker misin acaba? İnsan heyecanlanıyor biliyor musunuz? Mutlu oluyor. Tabi buradaki fesatlar koca meraklısı diye çevirecekler ama ne bileyim, böyle insanların doğasında olmak, hayal kurmalarını sağlamak da çok güzel bir şey. Beni benimsemeleri çok güzel bir şey. Videoyu hemen paylaşmak istiyorum. Hemen bunu hazırlayıp sizlere paylaşacağım. Bence hamuru yaptım. Biraz da nişasta koyayım çünkü tam tutmadı. Un gerçekten de azdı. Bir de margarin 50 gram fazla. Onu da söyleyeyim, normalde 100 gram. Bir ölçek için. 100 gram margarin. Bir yumurta, bir su bardağı pudra şekeri. Sıcı. Evet, biraz damla çikolatasını atalım içine. Sonra kalanını da üstüne batırarak yapacağım. Ya ben öyle yapıyorum, çok güzel oluyor. Böyle ister yuvarlak yapın, ister şekil verin. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Nişasta bulup geleyim. Umurum oldu. Mis gibi oldu. Nişasta koydum hamura, toparladım. Şimdi de şekil vereceğiz. Hepsindeki. Şuraya da damla çikolata ayırdım. Yapıyorum işte ya. Kıymetim bilinmiyor ama. Şöyle küçük küçük yapacağım. Çünkü öbür yaptığım büyük olmuştu. Şöyle azıcık bastırıyorum.
şekilde. İnce değil bunlar bu arada, büyüyorlar. İnce demeyin. Çok tatlış. Bakın. Beni seviyor mu? He. Haberi yok ama ocağın ilk haftası bize yol göründü. Anneme söylemeden size de söyleyeyim. Ayşe Kıbrıs'tan geliyor. Üniversite arkadaşım. Aranızda bilenler vardır. Böyle bir vize. Bize hiç şey yok ya, hep aktarmalı uçaklar var. Niye bilmiyorum. Rize'ye niye aktarmalı var? Aktarmasız uçak yok. Rize. Hiç aktarmasız yok. Niye? Trabzon'a aktarmasız vardı. Trabzon'a da gidince geri dönemiyor arkadaşlar. O yüzden... Ne? Aktarmasız demek, aktarmalı. Aktarmasız yok işte. Aktarma saatleri de çok uzun. Neyse. Buradan sonra konuşmayayım. Bilgi bir hızlandıralım. Şey yaptım, unuttum ben bunu. Kimyon koydum, toz biber, pul biber yoktu. Tuz attım. Zaten salçalı soğanla kavurdum. Hala sıcak. Mercimek yufkası. 2 mercimek, 2 su bardağı mercimek, 2 su bardağı tuz koydum. Ama çok sıcak. Gitti güzelim kurabiyeler. Çok iyi. Lezzet çok güzel. Bence fırında problem var, bakın. Bunlar daha tatlış olmuş. Ben şimdi salata yapıyorum. Arpa şehriye salatası, burada dereotu var. Maydanoz var. Daha ne koyacağım? Başka ne koyacağım bilmiyorum. Burada daha... Arka şehriye salatası için tavuk. Zaten içinde yok. Mamam yiyelim mi? Şimdi güzelce karıştım. Daha da güzel yaptım.
kendim yaptım, yedemiyorum ama lezzetli oldu. Son olarak da mercimek köftemizi yapıp artık bitiriyoruz. Salatamız da hazır. Kereviz salatası, arpa şehriye salatası. Sana başka kurabiye yaptım. Sarma pişti. Bir de bu. Gel seni bir ısırayım, gel. Gel seni bir ısırayım, gel. Arden. Gel. Mercimek köftesini de sıkmak gerçekten. Çiğ köfte daha kolay. Yakışıklı. Hayır. Evet. Buraya kadar. Görüşürüz. Evet. Bakın. Mercimek köftelerimi böyle yaptım. Kurabiyeleri de ben yaptım. Sarmamız var. Ben yapmadım. Ama ben bir şey... Burada şehriye salatam var. Bir de dolapta kereviz salatam var. Bu şekilde hepsi hazır. Happy birthday. Evet arkadaşlar, bakın hazırladım. Nasıl olmuş? Böyle her gün bu balonların altına ne yaptım biliyor musunuz? Su balonu. Balonumu su doldurdum. Bu şekilde hazırladık. Bunlara da bant tutturduk. Böyle oldu. Yapıyorum değil mi bu işi? Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kendimi göstereyim. Evet, son halini de göstermek istedim. Videoyu aslında kapatmıştım. Pastaya bakın. Gördünüz mü? Şu çok açık olması lazım ya. Bekleme.